Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal haberlerimizi görüş onlarının kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan kün tertiptiki haberlerini huzuruna sunuş kırışımız. Kanalımızda dikkatler ekranımızı bozsun. Xitay Kompartiyası yeni axtaşlıq kitap elan kıldı. Xitay Komünistik Partisi kurulganlığının 100 yıllığı yıkılışvatkan bir paytta Xitay Akhbarat İşhanesi Kompartiyanın kişilik hukukunu hürmetleş ve Qoğdaştiki Uluğ Emeliyeti namlıq axtaşlıq kitabını elan kılgan. Mukaddime ve Hatimedin sırt 7 kısımdan terkip tapkan mezkur axtaşlıq kitabda Kompartiya rehberliki Milli Abdonomiya degen ibarlar köplep tilgı elingan bulup, Xitay Kompartiyasının xalqının azatlıqı ve baxt saadeti üçün köreş kılganlıqı, kişilik hukuku hürmet kılganlıqı ve qoğduganlıqı, xalqının devletinin hocayını buluşini ilgeri sürgenliki, kişilik hukukunun köp kılıqını işğa aşırganlıqı qatarlıq qiliplaşkan cümleler, şundaqlı Xitayının dünyanın kişilik hukuk taraqiyatını ilgeri sürgenliki de külkilik bayallar uğrun alğan. Axtaşlıq kitap diyene Şarkı Türkistan ve Tibet qatarlıq xalqara dikkat kılıbatkan meseleler haqqıda, Xitay birlik kelgen köp milletlik devlet. O, Cumhur milletinin ortak inanı turguzup, devletinin izkil birlikini saklaydı. Barlıq milletlerinin ortak güldünüş ve terakiyatı üçün iştipaklıq görüşünü emelge aşırıdı. Bu, Xitay Kompartisi milli siyasetinin məxsiye deyilgen. Ve her kaysi milletlerinin barlıq hukuklarının kapaletki iki kılınğallıqı, atılmış milli abdonomiyanın tuluq işqa aşırılğallıqı dava kılıngan. Küzetkücüler Xitay'nın Şarkı Türkistan, Hong Kong qatarlıq rayonlarda icra kılıbatkan terör siyasi sebeplik, xalqara cemiyeti qatıq besimi duş kelgenlikini, bulupma Xitay Kompartiyasının 100 yıllığı yıkılaşkan bir peytte, kızıl teşviqatının texamı zorayıp, cinayetlerini yuşuruşku urunğallıqını. Xitay'nın yıkınkı yıllarda küşeytken bastır siyasetlerinin bu axtaşlıq kitabının aldamcılıqtın başqa narsa emeslikini ispatlap yerdiğallıqını bildirişmekte. Amerika Kengeş Palatası mecburi emgek mahsulatlarını çekleş kanun layihasını makulledi. Amerika Kengeş Palatası Taşkı Münasifetler Komiteti 24. iyun Uygurlarının mecburi emgeki seliş arkalık işlep çıkarılgan mahsulatlarının Amerika'ya girişini çekleş hakkıdaki kanun layihasını resmi makulledi. Amerika Avazı'nın bu haftaki haberde bildirilişçe Amerika Kengeş Palatası Taşkı İşler Komiteti 24. iyun çüşünkin avaz biriş usulü bilen Cumhuriyetçiler Partisi'nin Kengeş Palata Azası Marco Rubio ve Demokratçılar Partisi'nin Kengeş Palata Azası Jeff Merkel'i birlikte oturuğa koygan Uygur Mecburi Emgekinin aldığını eliş kanununu tasdiqlagan. Bu kanun layihası Kengeş Palatası'daki iki partiya azalarının kollaşığı erişken bulup, layihanı sunğan iki eylendin başka yana 51 Kengeş Palata Azası layihanı kollab imza koygan. Bildirilişçe Uygur Mecburi Emgekinin aldığını eliş kanununun maksidi zürür tedbir kolunup, Mecburi emgek vasıtası bilen işlep çıkarılgan her kandak mahsulatının Amerika'ya girişini çekleş ve halkara cemiyetini dünyanın her kaysi caylarındaki mecburi emgekini ortak ahırlaştırışkı yitekleş işken. Mezkur kanun layihası diyene Amerika hükümetinin diplomatik yollar ve köp tereplik mekanizmler arkalık Xitay bilen Şarkı Türkistan'da icra kılınıvatkan kişilik hukuku dahli taarruz kılış meselesiga aralaşış. Şundaqlı vizi çeklemesi, iqtisadi ceza, import-export kontrolü digendek tedbirlerini işgı selip, Xitay'a besim kılıç teşebbüs kılıngan. Marco Rubio 24. iyun Kengeş Palatası Taşkı Münasibetler Komitetinin Kengeş yığında söz kılıp, Xitay Kompartiyası Şarkı Türkistan'ı çoğun emgek lagırıga aylandırmaqta. Süni hemrahtın tartılgan körünüşler Şarkı Türkistan'da 100'den artıq çoğun tiptiki lagırının mevcutluğunu körüstüp berdi. Tetkikatçılar mezkur lagırıga yıkın cayda təxminen 1500 şirketini eniklap, bu şirketlerinin dünyanın her kaysi caylarına devamlı mahsulat eksport kılıvatkallıqını ilgilediği diyen. Bildirilişçe bu kanun layihası Amerika'nın danlıq kiyim-kecek setiş şirketleri ve elektronluk mahsulatlarına kartılgan bulup, bu mahsulatlar Amerika bazırıga kiriştin burun çöküm Amerika Tamojnu ve Çigra Başkuruş İdarisi tarafından tasdiqlanışı gerekken. Amerika hükümeti 23. iyun yana Şarkı Türkistan'daki Uygur qatarlıq milletlerine kartılgan kişilik hukuk tepsendikliğine çetilgan mecburi emgekini kubul kılgan yaki işletken 5 Xitay şirketini eksport çeklendigan uğrullar tizimlikigi kirgüzgen idi. Xitayının uyğurlarını yalgan guvahlıq belgüzüş kılmışı devamlaşmaqta. Xitay kündelik haber torunun haberde bildirilişçe Xitay dairleri 23. iyun Ürümçide 45. növetlik akbarat ilan kılışığını ötküzüp, Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan mecburi emgek cinayetini yeni bir kıtım inkar kılışkı uğrundi.
Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirish, majburiy amgakka selish, jazo lagerlariga solash, ayollarni majburiy tug'mas qilish qatorliq irqiy qirg'inchilik siyosati guvohchilarining guvohlik berishi tadqiqotchilarning dokumentlari orqali xalqaro jamiyatda kuchli g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarning xalqaroda oshkorlanayotganligidan qattiq bearam bo'lgan Xitoy har xil rezil vositalar bilan jinoyatlarini inkor qilishga urinmoqda. Xitoyning soxta maydon, soxta obraz yasab chiqib, xalqaro jamiyatni aldash qilmishi yillardan beri davomlashib kelayotgan bo'lib, Xitoy 23 iyundagi axborot e'lon qilish yig'inidami Qashqar, Xotan, Oqsu, Ko'rliq qatorliq joylardan kelgan 6 kishini yolg'on guvohlik berishga majburlagan. Yig'inda Oqsu viloyati Avat noyisi Bashiriq kentidan kelgan dehqon Mahmud Tursun atalmış öz kechirmişlerini sözleş namıda Sharq Turkiston haqida yolg'on guvohlik berishga majburlangan. U sözde Şinjan'da mecburi emgek yok. Yakınki yıllardan beri paxta terish, yig'ish işlerini maşinda qilib o'taman. Etizni uçquchisiz aeroplan bilan o'g'itlidim. Şinjan'da mecburi emgek yok degan. Axborot e'lon qilish yig'inida yana Qashqar viloyati Yangshahar noyisi Yandumi yessidan kelgan Hajigul Qodir o'zining yaqindagi ma'lum kashtichilik zavodida texnika bilimlarini o'rganganligini, o'qish bitirgandan keyin uyida tikuvchilik qilib kirim qilganligini, Amerika va G'arb ellari degandek majburiy amgakning mavjud emasligini da'vo qilgan. Kuzatuvchilar lagerdan qutulib chiqqan muhojiratdagi shohidlarning guvohliklari, ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sirlar, kishilik huquq tashkilotlari e'lon qilgan tadqiqot dokumentlari va Xitoy axborot vositalarida oshkorlangan sonliq ma'lumotlarning Xitoyning Uyg'urlarni majburiy amgakka selish jinoyatining muhim isboti ekanligini, Xitoyning yolg'on tashviqot va yig'inlar orqali jinoyatini yashirib qololmaydiganligini bildirishmoqda. Xitoyning Uyg'urlarga ziyonkashlik qilishni chet ellargacha kengaytganligi haqida yangi dokument e'lon qilindi. Washingtonga joylashgan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Okus O'rta Osiyo ishlari jamiyati 24 iyun birlikda yangi dokument e'lon qilgan bo'lib, Xitoy rejimining Uyg'urlarga ziyonkashlik qilish qilmishining chet ellargacha kengayganligi ko'rsatib o'tilgan. Dokumentda 1997 yildan 2021 yilgacha 28 davlatda Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan qo'lga olish va chegaradan qo'g'lab chiqarish vaqealaridan 1546-siga qarab chiqilgan bo'lib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan hujumining dunyo miqyosida qandoq boshlanib, O'rta va Janubiy Osiyodan Yevropa, O'rta Sharq va Sharq Janubiy Osiyogacha tezlikda kengayganligi ko'rsatib o'tilgan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirishicha, Erkin Yevropa radiosi bu dokumentni Xitoyning Uyg'urlarni bostirish jarayonining eng atroflik bayon qilinishi deb sifatlagan. Dokumentda O'rta Sharq va Osiyodagi musulmonlarni asos qilgan davlatlarning Xitoy bilan hamkorlashib, Sharq Turkistondan qochib chiqqan Uyg'ur va boshqa millat musulmonlarini iz qo'g'lash, nazorat qilish, tutib qilish va yurtiga qaytirib o'tish qilmishlari xotirlangan. Akus O'rta Osiyo ishlari jamiyatining tadqiqot mudiri dokumentning asosliq avtorlaridan biri Bradley Jordan bu vaqtda to'xtalib, musulmonlar ko'p sonlilikni egallaydigan davlatlar qattiq tanqidga qaramay, Uyg'urlarning ziyonkashlikka uchrash masalasiga sukut qildi. Bu musulmon davlatlarining soxtapazligidanla emas, balki Xitoy bilan bo'lgan hamkorligidanmi bo'lgan deb ko'rsatgan. Dokumentda isbot sifatida 1997 yili Pokiston hukumatining Xitoy bo'lg'unchilik bilan ayiblagan 14 Uyg'urni Xitoyga o'tkazib berganligi, ular Xitoyga qaytarilgandan keyin hammasining o'lim jazosiga hukm qilinganligi tilga olingan. Dokumentda Pokistonning bu qilmishining tunji qitim Xitoyning talabiga asosan Uyg'urlarni chegaradan qo'g'lab chiqarish vaqasi bo'lib qolganligi bildirilgan. Dokumentda yana Xitoyning Uyg'urlarni Xitoy o'lkalariga surgun qilish jinoyatining 2017 yildan boshlab ko'payishga boshlaganligi, Uyg'ur qatorliq musulmon millatlarni jazo lagerlariga qamashga boshlaganligi, Uyg'urlarga ziyonkashlik qilish va kontrol qilish harakatini boshqa davlatlargacha kengaytganligi qayd qilingan. Hong Kongning Olma kundalik gazeti rasmiy to'xtatildi. Hong Kongning demokratik axborot organi bo'lgan Olma kundalik gazeti 23 iyun rasmiy taqalganligini jakarlagan bo'lib, tunugun eng oxirgi bir son gazetini chiqargan. Xalqaro jamiyat buni Hong Kongdagi axborot erkinligining va bir davlat ikki xil tuzumning oxirlashishi deb sifatlagan. Qurilganiga 26 yil bo'lgan bu gazet demokratik maydoni va Xitoy rejimini ochiq oshkora tanqid qilib kelganligi sababli yaqinqi mazgillarda Hong Kong hukumatining g'oyat zo'r besimiga uchirgan. 17 mart Hong Kong saqchilari boshqa davlatlar yoki chet el kuchlari bilan til biriktirib, davlat bexatarligiga ziyon yetkazish degan bahona bilan Olma kundalik gazetining muharrir va mas'ullaridan bo'lib 5 kishini qo'lga olgan va muxbirlarning kompyuterini yig'ib olgan. Shuning bilan birga Hong Kong hukumati shirkatning mol-mulkini to'nglatgan bo'lib, Olma kundalik gazetining ko'p qism payiga ega bo'lgan Li Jiyingmo Xitoy kompartiyasini tanqid qilganligi sababli hozir turmadi ekan.
Alma kündelik kesinin haber kılışça başkuruş tarmakları hizmetçilerinin bihaterliki ve iktisadi menbesi üzülgeliki sebeplik tünügün gezitinin en ahırkı basma nusuksını ilan kılışını karar kılgan. Torbeket çarşamba günü yerim geçidin kin yenilaşını tohtatkan. Bunun bilen yüzligen jurnalist hizmetinden ayrılgan. Bazı muhbirler özünün bihaterliki ve gezitinin haterlik ehvalidin ensirep bu hafta içide istifa bergen. Bir kısım analizciler Xitay rejiminin Hong Kong'daki bastırı siyasetinin küçüğüşüge karab, Alma kündelik gezisini Xitay Kompartisinin kurulgan günü bolgan 1. iyuldun ötelmeydu dep qargan bolup, ularının pärzi emiletke aylangan. Gerçi Amerika ve Avrupa hükümetleri bu aqtı narazlıq bildirgen bolsumu Xitay'nın kararını özgertelmegen. İctimai taratqolardaki sıllar Şarkı Türkistan'daki tasavvur kılğısız zulümünü körüstüp bermekte. Xitay yakınki yıllarda bir tarafdan Uyghurlarning erkin yashayotganligini jar salsa, yana bir tarafdan namratlıktan qutuldurish, 5-chi emge kuchini ishqa o'rinlashtirish nomi ostida Sharqi Turkiston xalqini qiyri yosh demasdan turlik majburiy emgak va hasharlarga salib, arzon emgak kuchi sifatida ishlatib kelmoqda. Buningga qo'shib nazoratni ishongusiz darajada kengaytirish, shundaqlik xitoylashtirish, qizillashtirish tashviqotini kuchaytirish orqali xalqning mingisini yub ma'naviy jihatdan mo ig'ir zulm qilmoqda. Bugün ictimai uçur vasırı tarqalgan sınırlarda Şarkı Türkistan'nın məlum cahidiki otur yaş ve yaşanğalların tərkib tapqan bir türküm uyğurlarının itizliqte bir tutaş haşarğı selinim atqanlıqı. Ayallarının mu ərlərge oxşaş kətmən çepi atqanlıqı körüstüligən. Şarkı Türkistan'daki haşar ve məcburi əmgeki alaqıdır sınırlar hər günü digüdək tarqılı atqan bolub, Xitayının bu cinayetinin üzülmək devamlışı atqanlıqını ihbadilə bərməkdə. Yeni bir sında bir uyğur kişinin Xitaycı kızıl naqşı eytib atqanlıqı Arkadın ayali ve balısına mı koşulup opçı kızın nakşı etkallıqı körüstüligen. Bu körünüş kişigi bir tarafdan atılmış medeniyet inkılabı mezgiline əslese, yeni bir tarafdan sindiki kişilerinin sulğun çıray ifadesi, onlarının bunu mecburi kılıvatkallıqını körüstüp vermekte. Yeni bir sindi bolsa yerlik dairlerinin etiz işlerine işildildiğen orgaqı lazer nuru arkalıq igisinin kimlik uçurunu kirgüzüvatkallıqı körüstüligen. Bundan burunmu Xitay dairelerinin Şarkı Türkistan'da xalqının pişak, kınra qatırlıq, tığlıq əsvablarının sanığı çekilimi koyğallıqı, şundaqla həmmesigi kod koyup manğallıqı dək dünyanın heçkandaq yerde tepilmaydıgan kılmışları aşkarlanğan idi. Xitay Şarkı Türkistan'daki cinayetlerini yüşürüş üçün Xitay işçi sırtıdaki təşviqatını qatdıq küşeytgen bolsumu, ictimai taratqularda tarqılıvatqan azğını sınlar reallıqının pütülləy başqıcı işgərlikini ispatla bərməkte. Amerika özüge işleyen Afganistanlıklarını Amerika'ya ekitişini planladı. New York vakti gezisinin haberine karganda Amerika 2001 yılı başlanan işgaliyet cereyanında özü bilen belli işleyen Afganistanlıklarını Amerika'ya ekitişini planlagan. Haberde Amerika'nın bu cereyanına kısa vakit içinde başlaşını planlaganlığı bildirilip, mezkur Afganistanlıklarının aldı bilen bihater rayonlarına yötküldüganlığı, vize resmiyetleri tamamlanan deken Amerika'ya küçüp kildiganlığı bildirilgen. Bular tercüman, şopur, injiner, amanlıq saqlıqçı ve bir kısım elçixana hizmetçilerini öz içige alğan təxminən 18 min adam ikən. 18 min adamdan hemmesinin Amerika'ya barıdığan ya ki barmaydıqanlıqı naməlum. Yeni bir tarafdan taliballar tilgə ilingan kişilerge umumi keçürüm elan qılıp, vətinidin ayrılmaslıqını tələb qıldı. 2001 yılı başlanğan Afganistan'a hücum qılış jarayanında Amerika ve Angliya bir kısım yerli kişiler bilen kilişim tüzgən. Bu kişiler Taliban'a karşı köreş kılıvatkan birleşme küçlerini arkısap yardımı, tercüme ve şununla okşaş mülazimetler bilen temelligen. Çet el küçleri bulup mu Amerika Afganistan'dan çekinişki tayarlı kılıvatkanda bu kişilerinin Taliban'ın tehdidigi döşkeledigallıqı oturgu koyulgan. Məlum olgandak Amerika 2021 ile 11. sentabrgacha Afganistan'dan pütülleri çekindigallıqını ilan kılgan idi. Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı Karmakı'daki Afganistan'daki başka çet el küşlerinin mu Amerika bilenten Afganistan'dan ayrılışı mümkün iken. Fransiya Akbarat Agenetliğinin bu aktiki akbarat okulatı da yukarıki kişilerinin puşaymalları bildirilgen olup, özünün hakiki isminin işiltilmesliğini ümit kılıdığan Ömer, ilgiri Amerika bilen hemkarlaşkan Afganistanlıklarından biri bulup, Ömer hazır Amerika'ya işligerlikedin puşayman kılıdığallıqını etkan. Ömer ilgiri Amerika elçihanısta tahminen 10 yıl tercüman bulup işligen bulup, O ailestikler ve tukkallar tarafından hain dep ayıplengen. Hem de 2020 yılı bu hizmetten ayrılgan. Ama o hazırgıcı ailestikler tarafından kubul kılınmagan.
Talibanın keçürüm kılıç bayanatıdan intayın razı işgeldikini bildirgen Ömer, bu bayanattin kin ailesidikiler namı onu keçürüşünü ümit kıldıganlıkını etkan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah tapşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.